Merhaba Sevde. Merhaba. Bugünkü konumuz ilişkilerde bağlı olmak mı, bağımlı olmak mı? Bana sorarsanız bağlı olmak ama bunun sebeplerine birlikte bakalım. Bağlı olmak ve bağımlı olmak dediğimiz zaman şu bağımlı olmanın sebebini anlayalım. İki sebebi var. Bir tanesi çocukluk yaşlarda ailemizin bize nasıl yaklaştığı. İhmal edildiysek, yok sayıldıysak, söylediklerimiz dinlenilmediyse, duyulmadıysak, anlaşılmadıysak biz bağımlı olma eğilimi gösteriyoruz ilişkilerimizde. Diğer bir taraftan ailemiz sürekli üzerimize düştüyse, bize hiç sorumluluk vermediyse, bizi her durumda kanatlarının altına aldıysa ve varlığımızı sadece bir çocuk olarak kabul ettiyse, hatta biz 10-15 yaşına geldiysek hala onlara bağımlı şekilde evin içerisinde dolaşıyorsak, burada yine yetişkinlikte bağımlı olacak bir çocuğun temellerini atmış oluyoruz. Dolayısıyla bizim aile yaşantımız, bizim yetişkinlik yaşlarında nasıl ilişki kuracağımıza çok önemli dokunuşlar yapıyor diyebiliriz. Güvenli olmayan bağlanma yaşayan çocuklar yetişkin yaşlarda güvenli olmayan bağımlı ilişkiler kurarlar. Bizim bağımlı olma duygumuz tecrübelerimizden, deneyimlerimizden, inançlarımızdan, düşünce yapımızdan gelir. Çünkü biz bunu öğrenmişizdir. Aslında ailede nasıl ilişki kurduğumuz, yetişkin yaşlarda nasıl ilişkiler kuracağımız da çok önemli resimler gösteriyor diyebiliriz. Peki bize iyi gelmeyen birine bağımlı olmayı nasıl durdurabiliriz? Öncelikle kendimiz bir netleşiyor olmamız lazım. Hangi duyguyu yaşıyoruz ve neden kendimize bu soruyu soruyoruz? Yani ben aşık mıyım, bağımlı mıyım sorusu yok yere çıkmaz. Dolayısıyla bunun sebeplerini bir anlamak lazım. Çünkü ben çok fazla insan tanıyorum. Hem günlük hayatımda, tanıdığım çevremdeki insanlar hem de seanslarımda ilişki koçluğu yaptığım süreçlerde çok fazla insanla karşılaşıyorum. Normal hayatında bir o kadar başarılı, normal hayatında bir o kadar güçlü, esnek, etkileyici ama ilişkiye geldiği zaman hem özgüvenini, hem bugününü, hem geleceğini etkileyecek şekilde, ürkütücü şekilde bağımlı ilişkiler yaşıyorlar. Şimdi bunun sebebi şu arkadaşlar, aşk dediğimiz şey saplantı, bağımlılık, takıntı değildir. Saplantı, bağımlılık, takıntı çok güçlü duygulardır. Ve bu güçlü duyguları hissettiğimiz zaman bizde direkt şu ampul yanar. Aa ben hiç hayatımda böyle his hissetmemiştim. Hayatımda bu kadar yoğun kimseye hissetmemiştim. Böylesi olmamıştı. Şimdi bunlar evet çok yoğun duygular olabilirler. Ancak senin bu hislerinin yoğunluğu geçmişinden gelen o tecrübelerin, o düşüncelerin, o inançlarının tetikleyicisi ve yansıması mı? Yoksa sen gerçekten sağlıklı duygular mı hissediyorsun? Buna bakıyor olman lazım. Bir de ilişkilerde kaos olduğu zaman onlu da olamıyorum, onsuz da olamıyorum cümlesi aşk yaşıyormuş hissiyatı veriyor gibi geliyor bana insanlarda. Şimdi tabii ki kaostan beslenme durumu söz konusu olabilir ama ben bunun etkisini şuna bağlamayı tercih ediyorum. Bir ideal partneri kendimize seçtiğimiz zaman o bizim için en azından 5 maddeden 3 kriteri karşılıyorsa ve o bizim için artık ideal bir partnerse onun yaptıklarını hale etkisiyle görmemezlikten gelmeye başlıyoruz. Çünkü yoğun olan bir duygu var ve idealler karşılanıyor. O zaman şık şu, sonuç şu, onunla evliliğe gidilebilir. Dolayısıyla burada hani kaos da olsa, kişilik haklarına saygısızlık da olsa, insanların önünde rencide edecek hareketler dahi olsa bunları görmeme eğilimi gösteriyoruz. Çünkü yok ya o beni sevdiğinden yapıyordur, yok ya aslında o tamamen bana olan aşkından yapıyordur gibi kendimizi ikna etme yöntemine gidiyoruz. Aslında burada Pigmalion etkisi, kendini gerçekleştiren kehanet de ortaya çıkıyor. Yani aslında o bir aşk değil, sadece senin için ideal bir partner ama sen kendini bunu aşk diye ikna ediyorsun ve gerçekleştiriyorsun bunu. Dolayısıyla buna dikkat ediyor olman lazım. Peki bağlı olmak dediğimiz zaman neye bakacağız? Bağlı olmak aslında duygusal anlamda kendinizi birine ait hissetmektir. Onunla bir bütün olmaktır, onunla anları paylaşmaktır, beslenmektir, işbirliği yapmaktır, arkadaşlık kurmaktır. Bakın bağlı olduğunuz zaman otomatik olarak zaten ait olduğunuzu hissedersiniz. Bunlar çok güzel duygulardır. Ve size yeşermeniz, daha güzel etkiler bırakmanız için size alan da verir, özgürleştirir sizi bu duygular. Ama bağımlı olmak öyle değildir. Bağımlı olmak duygusu başka bir alternatifim yok. O olmazsa yaşayamam, o olmazsa ben bittim duygusudur. Ancak bağlı olmak duygusu
o olmasa da yaşarım ama onunla daha güzel yaşarım duygusudur. Evet. Ve bence kıymetli olan bu. Çünkü onunla olmayı sadece bir gereklilik olduğu için değil, onunla olmayı tercih ettiğin için seçiyorsun. Ona bağlı olduğun için onu seçiyorsun. Bunlar çok güçlü ve temiz duygular. Dolayısıyla bağlı olmak kıymetlidir diyebiliriz. Güvende hissediyorsun bir de kendini. Öyle. Kesinlikle. Güvenli alan içerisinde var oluyorsunuz ve ilişkiniz daha da pekişiyor diyebilirim. Bağımlılıksa ve bu yaşadığım bir aşk değilse ne yapmayı önerirsin? Ne yapmayı öneririm? Bir, profesyonel bir destek almaya çalışın. Çünkü burada geçmişten gelen bir sebep mi yoksa gerçekten sizin şu anda ilişkiye bakış açınız, yaklaşımınız sebebiyle mi bu durum ortaya çıkıyor? Bu aşk mı yoksa bağımlılık mı? İkileme düşüyorsanız bir netleştirmekte fayda var. Ama yok ben profesyonel bir destek almak istemiyorum diyorsanız güvendiğiniz, fikirlerine önem verdiğiniz bir arkadaşınıza durumu anlatın ve kendisinden objektif yorumlar isteyin. Bu şu demek, bazen birilerine bir şey anlattığımız zaman aslında bize ya bu böyle yaptı ama bu bana rahatsızlık verdi yani partnerimin bu tavrından hiç hoşlanmadığımız dediğimiz bir şey. Çok güvendiğimiz, bizi tanıyan insanların bakış açısına yok aslında ya onun niyeti şudur, şunu yapmak istemiştir gibi bir yaklaşımla bizi rahatlatabilirler. Diğer bir madde, bir de bunu tam aksi profiller var. Baktığınız zaman kimseye bir şey anlatmaktan hoşlanmayan insan tipidir bu. Hani ben sevdiğimin herkes tarafından sevilmesini isterim. Çünkü ben ona aşık olduğum için kimse onun kötü tarafını bilmesin isterim. Kol kırılır, yiyen içinde kalırcı bir tavırdır bu. Biriyle ilgili ikileme düştüğüm zaman, yani o gerçekten benim hayatımda bana iyi mi geliyor yoksa gerçekten beni artık tüketiyor mu, bir kıskaca mı girmiş gibi hissediyorum kendimi gibi hissettiğim zaman bir eksi artı tablosu yaparım. Bu tabloda hakikaten benim için karar aşamasıdır. Çünkü öncesinde artık çok açık iletişimimi kurmuşumdur. Yani bunlar bana zarar veriyor, bak bunları yapmayalım vesaire gibi konuşmalarımı yapmışımdır. Ama artık hani laflarımın geçmediği ve hiçbir şekilde anlaşılmadığımı hissettiğim noktada o eksi artı tablosunu yaparak ya hayatımda kalmaya hak kazanacak, bu ödülü kazanacak ya da üç hayırla kendisini uğurlayacağız. Bu noktaya geliyoruz. Burada da şunu yapmak önemli. Kesinlikle objektif olmalısınız. Yani kendi başınıza geliyor diye değil. Bu kişiyle devam edebilmek için eksi artı tablosuyla yapmakta fayda var. Mesela eksi artı tablosu demişken bir tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kendisi böyle her şeyi unuturdu ilişki içerisinde. Partnerine de çok değer verirdi ama yaptığı yanlışları unuttuğu için böyle telefonunda notlara kaydederdi. Sonrasında da hani o kayıtları hani yeri geldiği zaman böyle hani sen de bana böyle yapmıştın vesaire diye. Kesinlikle bu eksi artı tablosundan bahsettiğim bu değil. Eksi artı tablosunun amacı kişiyle ilgili bir nesnel muhasebe yapıp onunla uzlaşmaya varmak olmalı. Hani burada yaptığını unutuyorum diye not alıp kişinin böyle hani çat diye suratına vurmak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bir kişiyle gerçekten uzlaşma yoluna gidersiniz. Oluyorsa olur, olmuyorsa run. Yani burada yapabilecek hiçbir şey yok. Gitmesi gerekiyorsa gider diyebiliriz. Evet. Dördüncü madde, gelecekte kendini hayal et. Eğer ki mevcut durumla ilgili bir değişiklik yapamıyorsan ve netleşemiyorsan kendini hayal etmekte fayda var. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi birazcık kendimizi 3 ay sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra partnerimle nasıl olurumu beynimizin içine bir simülasyon başlatacağız. Bu simülasyonda aslında onunla bazı anları yaşayın ama bu anlar şu değil, ideal olan, çok mutluyuz hayallerinden bahsetmiyorum, bu pembe rüyalara girmiyorum. Gerçekte var olan, hatta onun ilişki esnasında size verdiği tepkileri, yanıtları, yorumları yaşayacağınız bazı senaryolar kurun ve bu senaryolar üzerine kendinizi ve partnerinizi bir hayal edin. Bunların şu faydası var. Ben baktığım zaman objektif bir şekilde, o hayali kurduğum zaman, ikimizi orada görmeye çalıştığım zaman bende uyandırdığı duygu şu oluyor. Ya evet galiba onunla yürüyebilirim hissini yaşadığım zaman, evet ona bir şans vermeye ve gerçekten bu duygunun gerçek olduğunu anlamaya yatkın oluyorum. Ama diğer taraftan biriyle karşılaştık, bak yine kıskançlık krizlerine girdi, ha, yine beni rahatsız etti. Tamam diyorum yani burada aslında yine o beni maalesef üzecek ve bana istediğim o enerjiyi vermeyecek. Dolayısıyla burada benim netleşmem ve kendimle ilgili artık geleceğimde
o mutluluğu göremiyorsam karar almam gerekiyor. Beşinci madde, karar almanız gerektiğinde kendinize ve partnerinize ben yokum mesajını net bir şekilde verin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Beynimizin, daha önce de söylemiştim ama yine söylemek istiyorum, hatta yazılarımda da var, nöroloji ve koçluk yazımda, beynin shift delete butonu yoktur. Yani sonsuza gönder, direkt sil diye bir yaklaşımı yoktur. Beyin şöyle çalışır: bir şeyi çok fazla düşünüyorsanız o canlı bir şekilde beyninizde onun varlığını kurmaya devam eder. Ancak bir şeyi yavaş yavaş zihninize yönlendirdiğiniz o kodlarla ve kendi zihninizi yönetmenizle birlikte duyguları birazcık daha düşünmeyi ikinci plana atmaya başlıyorsunuz. Bu da aslında beynin bir cut delete tuşu gibi gelebilir size. Yavaş yavaş silikleşmesi ve sonrasında da yok olması. Dolayısıyla buna dikkat edin. Bir karar aldığınızda netseniz, bunun arkasından onu artık zihninizde pembe hayallerle, o güzel duygularla bilincinizin gözünün önüne getirmesindense, aldığınız karara bağlı olarak ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Aşkta bağlı olmak mı, bağımlı olmak mı dedik? Tabii ki aşkta bağlı olmak. Bunun nedenlerini anlattık. Çünkü bağlı olmak size o istediğiniz, aradığınız özgür alanı verecektir. Siz olarak o ilişki içerisinde var olacaksınız. Ne değiştirilmek, ne değiştirmek aşk gibi duygunun içerisinde olmamalıdır. Siz olduğunuz haliyle zaten en güzelisiniz. Dolayısıyla kendi varlığınızı ilişkide sürdürebileceğiniz, o saf kalp enerjisini yayabileceğiniz iyi duygular, bağlı olarak, ait olarak varlığınızın kabul edildiği bir ilişki içerisinde olmak çok kıymetlidir. Buraya kadar geldiysek Rumi'nin güzel bir sözüyle sonlandıralım. Bir ve bütün olarak kalbinizi sizinle yanınızda götürün. Ona sarılın ve onunla beslenin. Bugün bizim vereceğimiz mesaj da bu olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlarınızı ve sorularınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.